Dostlar hepinize merhaba. İstat Abil kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriğinde düşük sermayeli yüksek kazanç yani birkaç hisseden bahsedeceğim. Biri de olabilir, iki de olabilir. O tamamen videonun gidişatına göre şekillenecek. Dilerseniz videoya geçelim. Biz bu video komponentimize roket hisse adını verdik. Talep gelirse devamı da gelir. İyi seyirler diliyorum. Şimdiden bol kazançlar diliyorum. Ancak şöyle bir uyarı yapayım. Hiçbir yatırım tavsiyesine uymayın. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Videomuzda konu aldığımız şirket Reader bebek hisse olabilir mi? Bunu sizlere de soruyorum aslında bir nevi. Çünkü özet raporuna baktığımızda özet gelir tablosunda satışlarda 1 milyar 488 milyon 680 binlik bir 2023'ün 3. çeyreğinde %135'lik bir büyüme gerçekleştiriyor. Yani bu şu demek oluyor, 2022'nin 3. çeyreğinde 633 milyonluk bir satıştan %135'lik bir kâra geçiyor, satışlara geçiyor. Brüt kârda ise 854 bin milyon 27 bin %137'lik, esas faaliyet kârında 618 milyon %76'lık, net dönem kârında 591 milyon yani %107'lik bir büyüme gerçekleştirmiş aslında. Son zamanlarda halka arz olan şirketlerden biriydi. Şimdi Reader Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin bilançosuna baktığımızda dönem varlıklarda nakit ve benzerleri 1 milyar 267 milyon 108 bin yani %3.619'luk bir büyüme diyor. 2023'ün ikinci çeyreğine kıyasla 34 milyonluk yani çok büyük bir fark. Yani bunu da şeyden örnek alabilirsiniz halka arzdan dolayı. Finansal yatırımda da %37'den %1469'a yani 5 milyondan 78 milyona çıkıyor aslında, öyle yorumlayabilirsiniz. Fintables.com şirketler lider finansal tablo ve bilançodan bakabilirsiniz bunlara. Ticari alacaklara bakmış mıydık? Ay yok, %172'lik bir artış, 850 milyonluk bir artıştan bahsediyoruz aslında burada. Diğer alacaklar, stok alacakları, peşin ödenmiş giderler vesaire derken buradan dilerseniz detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Duran varlıklar kısmında öz kaynak yönetimi değerlerini, yatırımlar, maddi duran varlıklar, kullanım hakları, maddi olmayan duran varlıklar gibi aslında birçok bilanço kalemlerini okumayı biliyorsanız buraya bakarak da kendinize yorum alabilirsiniz. Biz neden bunu baz aldık? Şöyle söyleyeyim. Fiyatı 29 lira 50 kuruş. Yani kaçtan halka arz edilmişti bu? 9 lira 30 kuruştan diye öyle hatırlıyorum arkadaşlar. 9 lira 30 kuruştan halka arz edildi. 29 lira 50 kuruş benim bundan beklentim. Şimdi teknoloji şirketi resmi sitesine de gittiğimizde yani birçok şey yapıyor. Akıllı cihazlar olsun, telefon olsun, iyi dükkan destek falan derken aklımızda bakacak olursak burada Geleceğe Manifesto diye bir yazısı var. Şimdi 2009'da ilk e-kitap okuyucu ilk pazara giriş. Yani 2009 yılında pazara giriyor. 2010'da Android yazılımı tablette ilk lokal marka. 2011'de e-kitap okuyucu falan derken 2022'ye geldiğimizde Reader Türkiye'nin en büyük yerli telefon üreticisi. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin ve kadının güçlenmesi ilkelerinin imzalanması, Türkiye'nin 58 şehrinde 102 Reader dükkan açılışı. Yani büyük bir rakam aslında bunlar baktığımızda. Devam edelim. Samsun Üniversitesi bünyesinde eski tütün angarlarının 6000 metrekarelik teknoloji üretim üssüne dönüştürülmesi, 3000 metrekarelik yeni fabrika açılışı, 2500 kız öğrenci eğitim olanağı sunan Kızlar Kodlar projesinin lansmanını yapıyor aslında. Burada bir kampanyası vardı son zamanda, ben de denk geldim. Bir tane S23 alana bir tane de hediye telefon veriyorlardı. Galiba öyle hatırlıyorum. Her neyse, biz bu şirketi baz aldık. Bundan beklentimiz güzel. Yani uzun vadede tutulabilecek bir şirket. Zaten halka arz edildiğinde de şöyle bir izahnamesinde bir şey vardı. Halka arz edildikten sonra hiç satmayan, elinde tutan paydarlar diyeyim. Yani hisse
sahiplerine %50 oranında bir ekstradan hisse verecekti. Yani bir yıl boyunca satmayana. Burada cep telefonu olsun, tablet olsun, aksesuarlar, giyinebilir teknolojiye kadar akıllı ev aletleri ve ses sistemlerinde bakabilirsiniz. Dostlar, buraya kadar izlediyseniz, yani videomuz buraya kadardı aslında. Buraya kadar izlediysen abone olmanı rica ediyorum açıkçası, büyümemiz açısından. Abone olduğunuzda topluluk kısmında incelememi istediğiniz şirketlere oy verebiliyor ücretsiz bir şekilde. Yorumlar kısmında da incelememi istediğiniz şirketler varsa yazaraktan şirketleri inceliyoruz. Kanalımızda birçok örneği mevcut. Şimdiden çok teşekkür ediyorum abone olduğunu varsayarsak. Bundan sonraki süreçte şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Her videonun sonlarında yaptığım gibi. Kimsenin yatırım tavsiyesine uymamanızı rica ediyorum. Herhangi kimseden bir yatırım tavsiyesi almayın. Bu videoda tamamen şöyle söyleyeyim, yatırım tavsiyesi değildir aslında. Hani ben Reader şirketini baz aldım değilsiniz, Reader alın demem diyemem de böyle bir şey. Yasal olaraktan zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınca suç. Yani SPK böyle bir karar alıyor. Çok büyük cezaları var ki kimseye siz de hani yatırım tavsiyesi vermeyin. Çünkü kimsenin vebaline girmeyin. Hani vicdanında kendinizi rahat hissetmezsiniz diyeyim. Neden Reader diye soracak olursanız, videonun başında aslında birçok şirket dedim, hani birden fazla şirket dedim, ama Reader'ın bilançosuna baktığımda gerçekten çok güzel bir büyüme kat etmiş bir şirket. Özellikle genç kızlarımıza verdiği burslar olsun, üretim olsun, hani resmi sitesine gittiğinizde neler yaptığını az çok görürsünüz. Orta uzun vadede ben genelde hisseleri değerlendiriyorum, ancak Reader'da evet, gerçekten uzun vadede tutacağım bir hisse senetlerinden biri. Güzel bir şirket, tekrardan söylüyorum. Video buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Tekrardan bir uyarı neticesinde, kimsenin yatırım tavsiyesine uymayın. Kendi plan ve stratejinizi uygulayın. Kendiniz yorumlamayı öğrenin. Hani finansal okuryazarlık nedir? Bunun öğrenin. Birçok YouTube'da videosu mevcut. Benim de kanalımda borsa eğitimi ile ilgili video var zaten. Oynatma listesine giderekten videoları izleyebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar. Şimdiden çok çok kazanmanızı diliyorum. 2024 yılı borsa açısından güzel olacağını düşünüyorum. Tamamen öngörüdür. Herhangi bir duyum vesaire değil. Ben böyle hissediyorum. 6. isme de güveniyorum. 1140 abone olduk. Bundan sonraki hedefimiz 1500 abone. Sizlerin desteğiyle olacağız inşallah. Bol kazançlar.